varsın varsından herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konuklarımız, konularımız var. Ee, kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız evlerinize misafiriz. Ama bugün 29 Ekim çok güzel bir gün. Onunla alakalı bu güzel vatanı, bu güzel ülkeyi bize ülke yapan, vatan yapan başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu kıymetli vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için mücadele eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor. Manevi huzurlar. Saygıyla eğiliyorum. Vatanımızın her köşesinde görev yapan polis, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının tümüne görevlerinde başarılar diliyorum. Kendilerine Türk Milleti adına saygılarımızı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun ve iyi ki varsın başlıyor. bedenimizin duygu dili var mı? Bedenimizin arızaları bize ne anlatır? Bebeklikte yaşadıklarımız karakterimizi nasıl şekillendirir? Bilinçaltının hayatımıza etkilerini Bilinçaltı Kadim Bilgiler Okuyucusu Nurten Tuncay anlatacak. Az sonra. Evet Bilinçaltı Kadim Bilgiler Okuyucusu Nurten Tuncay misafirimiz nasılsınız? Çok şükür şahane sizler. Biz de iyi sizi gördük daha iyi olduk. Biraz sizi tanıyalım ben tanıyorum ama ekran başındaki seyircilerimiz tanımıyor. Antalya'nın bir köyünde bir çoban ailenin üçüncü kız çocuğu olarak dünyaya geliyorum. Ve babanın iki buçuk yaş civarında vefatından sonra e, işler bizde biraz karışıyor benim hayatımda. Babanın en çok duyduğum sözü yani babadan kalan e, çocukları okutacağım ve orta ikide benden doktor avukatlık beklerlerken okulu sebepsiz bırakıyorum. Yıllar geçiyor. 18 yaş evleniyorum. Çocuklarım oluyor. Onlarla büyürken çocuklukla alakalı kavgalarımı fark ediyorum. Hayatla kavgalarımı, geçmişle kavgalarımı, bana ait olmayan kavgalarımı da fark ediyorum. Ve bu Fark ediş beni bu sisteme e, arıza gösterdiğinde bedenim takıldığım yerlerde e, bunun altındaki sebep ne derken kendimi bu alanda buluyorum. Kendim birçok konuda bilinçaltı konusu, enerji konuları, kuantum alanları, aile dizilimleri bunların birçoğunu eğitimlerini alıp danışmanlıklarını verdikten sonra eğitimlerini ve danışmanlıklarını vermeye devam ederken. Hem evriliyorum hem de evrilmesi gereken insanlar destek istediğinde onlara yardımcı oluyorum. Hı hı. Peki e, gerçekten beden dili diye bir şey var mı? E, böyle otururken bir anda bir üşürüz değil mi? Güneş vardır. Evet. Ay içim ürperdi deriz. Bir anda bir kaşıntı bizi tutabilir. Hiç bir sebep yokken hapşırmaya başlayabiliriz. Ay gene alerjim tuttu deriz. Beden ne anlatıyor? Durduk yere sıcacık güneşin altında elin ayağın buz kesebiliyor değil mi? Evet. İşte sen ne konuşuyor sen duyarsan? Sana anlatıyor diyor ki bizim derimiz en büyük organımız. <laughs> Biz buradan temas ediyoruz, nefese buradan gene katkı oluyoruz, buradan iletişim kuruyoruz hayatla. Dokunulmadık veyahut utanılacak bir olay yaşadık. Veyahut kabul edilmedik. Bunu zaman zaman gezegen, yer küre, atasal enerjiler, bir koku, bir ses, bir harf, bir renk sana çağrıştırıp bir anda kaşınmaya başlayabiliyorsun. Ya bilmiyorum bir anda kaşıntı geldi diyorsun. Sen de konuşuyor. Evet. Diyor ki burada bir, bir, tane alarm var. Açık. Ve ben, ben de arızaya dönüyor. ...burayı bir kaldırsan diyor ama ben ne diyorum... ...hemen bir krem sürüyorum... ...işte doktora gidiyorum tabii ki gideceğiz... ...doktor da diyor ki stres yapma... <laughs> ...ne yapmayayım peki... ...ben bunu çok yaşadım... ...çok arızalar gösterdi bedenim... ...stres yapma ya diyorum ki evliyim... ...çocuklarım var... ...hayat kaygım çok elhamdülillah... E, ...geçimimiz iyi... ...neyi stres yapıyorum diyorum doktora... ...bana bari stresi göster... ...ne yapıyor olabilirim... Meğerse o kadar çok içeride... Aslında birçok şey bilinçaltımızdan mı geçiyor? Evet. Ee, yani hastalıklar, sıkıntılar... Evet, evet. Peki nasıl bir müdahaleyle e, bu yapılıyor? E, bilinçaltında o kanamayı başlatan programı fark ediyorsun. Program diyor ki... Tamam, bırak. Kan yoluyla hayatını... Yani kan bırakıyorsun, bakın kan ailedir. Aile çatışması yaşıyordu. Çok büyük bir şekilde... O çatışmanın ana unsuruna daha anne karnına daha proje dönemine gittik. O çatışmaların aslında tekrar kopyalama yaptığını fark ettik. Yani Hı -hı. atadan aldığını anne karnında kendi zannedip daha sonra bunu bebeklikte ailesinin içinde ve sonra kendi ailesinde deneyimleyerek kopyala yapıştırı fark etti Hı -hı. ve programı durdurdu. Evet. Peki bebeklik sürecinde mi başlıyor bu? Yani biz dünyaya geldiğimiz zaman mı başlıyor? O bilinçaltımızı hani yerleştiririz, işte kodlarız. Böyle ee, söylemek isterdim. Evet. Ne <laughs> Ama zaman başlar? Ama seninle başlamadın. Yani kendimizi Senin... artık anladığımız zaman mı yoksa başlıyor? Yok. Bizimle başlamıyor program. Hı hı. Anneannem anne rahmine düştüğünde annem ve ben oradaydım. Anneannem anne... Rahminde daha şey anne anne rahminde ortada yok. Onun annesinin kayıtları otomatik üçüncü kuşak bende. Annem kendisini zannetti ben kendimi zannettim. Bu kaydı bir aldım cepte. E her biri de birbirinden 3 3 3 3 alıyor. Demek ki biz nesiller boyu kayıt alıyoruz. Bir de geliyoruz proje dönemi daha çocuk ortada yok. Çok çalışıyoruz, gözünüzü seveyim sevgili anneler. Diyor ki, çocuk istemedim. E peki, 3 yıl istemedim. Sonra çocuk istedi. Şimdi çocuk meme almıyor. Gıda almıyor. E, yani doktor doktor geziliyor. Anne orada o çocuğa, yavrum seni istemedim dedim ya ben. E, güvenemedim hayata, maddiyata, seni doyuramam zannettim ya. Sen de zannediyorsun ki. Doyamayacaksın. Yavrum bu evrende, bu kainatta Mevla o kadar çok vermiş ki gıda, rızık. Her şey kontrol altında. Dedikten sonra çocuk emmeye başlıyor. Daha proje dönemi var ya oradaki söylemler. Şimdi istemiyorum, kız istiyorum, benim çocuğum böyle olsun istiyorum, şöyle olsun istiyorum. Ben erkek çocuğu doğurmak istiyorum, kız çocuğu istemiyorum. İçerideki kız çocuğunu bir görüyoruz. Gelmiş 30-40 yaşına bir sürü mevkiler almış ama içinde o kadar değersiz, o kadar kırık ki. Oraya gittiğinde başlıyor anlamıyorum. İstenmeyen bir çocuk olduğu için mi? E, i̇steniyor ama olduğu haliyle istenmiyor. Hı hı. Karşımda Büşra var ben diyorum ki bu Büşra değil Mete diyorum. Hı hı. Sen bir bakıyorsun bölüşüyorsun diyorsun ki ama ben Büşra'yım e, bir tane Mete üretmeye çalışıyorsun. Hmm. Daha fazla güç, daha fazla hırs, daha fazla azim, daha fazla gayret herkesin sorumluluğu. Büşra yok. Ee, bir tane ilizyon Mete var. E, Mete de yok. Evet. Sonra diyor ki kayboldu. Tekrar kendimize dönebiliyoruz. Peki o bilinçaltımıza yerleşenler var ya hani nasıl bazı şeyler yoluna sokulur. E, ya da mesela siz e, bunu biliyorsunuz. Kendinizle alakalı yaptığınız e, bazı şeyler var mı bize örnek gösterebileceğiniz? E, Şahane Ekran başındaki seyircilerimizde <laughs> böyle e, dikkate alacağı şeyler. E, benim astım ve tamamen e, raporlu artık hareket edemez 32'li yaşlarda raporlarım var. Çünkü e, alt kemikler birbirine kaynamış disler. <laughs> e, kuru iğne tedavisinde beyin sıvısı kaçtı ölümden döndüm. Bütün çareler çekilince artık kendi kendimle anlaşmaya başladım. Ee, bir gün bir komşum dedi ki ya sana kedi çok iyi gelecek dedi. Ya dedim astım hastasıyım, nefes cihazıyla yatıp kalkıyorum. Gece ilacını içmesem sabah nefesim kesik. Nasıl kedi alırım? Ee, böyle bir tartışma gibi oldu. Çok da sevdiğim bir komşu. Oturup çalıştım. 5 ee, yaşında. Annem ve anneannem elimden tutup beni ilk defa bana özel bir alan kulvar hazırlamışlar. Ve kendimi çok iyi hissediyorum. Ve sonrasında bir kümese kapatılıp o kümeste işte çok ağlayan çocuğun susması için kümese kapatılır. Öyle söylemişler. Onlar da inanmış. Ve o kümeste ben iki büklüm kaldığım ana Sizin gidiyorum. Sizi mi kapatmışlar evet. gerçekten? Evet. O iki böyle kaldığım ana gidiyorum bilimin bir türlü doğrulamadığımı o anda bıraktığımda bilimin çatırt diye doğrulduğunu fark ettim. O kedi olayından da astım olayı yine buraya bağlandı. O ana kadar bilmiyordum. Kedi köpek kokusu duysam hastanelik oluyordum. Meğerse o tüyler kalkmış. E, kümesteki işte hayvanların dışkıları o koku beni alerjan etmiş. Ben o kokuyu, hayvan kokusunu duyduğum anda oraya gidiyorum. Oradaki parçamla tekrar temas ediyorum. O anki gibi nefes alamıyorum. Yani 7-8 yıl oldu. Ama aslında e, şuna da bir e, değinelim. Yani tabii ki e, hekimlerimizin kontrolünde tedavilerimizi uygulayacağız. Tabii ki. E, kanser hastalığında bile moral çok önemli. Evet. E, Destek alacağız. Evet. Bu. E, mutlaka o desteği alabilmek için aslında biraz da değil mi bilinçaltımızı e, kontrol altına almamız e, aslında bu yüzden. Tabii ki. Yani yoksa e, doktora tedavimizi yine devam ettireceğiz bu süreçte. ...moralimizi yüksek tutmak adına e, bunu da böyle bir kısa şu an yeni tahlillerimi yaptırdım hı hı. D3, B12, vitamin eksiğim var. Hı hı. E, bu konuda destek almalıyım ki başladım tekrar ilaçlarımı, iğnemi olmaya başladım. Tabii ki doktor e, yani senin şu beden inşanda ne var ne yok bunu be, doktor görecek tahlil görecek MR hı hı. görecek. Peki Nurten Hanım bizden sonraki nesiller için. Ee, mesela diyorsunuz ya benim geçmişim beni etkiliyor. Peki biz de mesela e, yaşadığımız dönemde e, karşılaştığımız zorlukları böyle yük olarak sırtımızda taşımak yerine hani daha sonraki nesillere aktarmamak için atmalı mıyız? Atalım da nasıl yani başarabilirsek. Yani şu anda işte adımlarımıza mesela o zaman çok dikkat etmemiz lazım. Hani bu nesilden nesile aktarılan e, bir durum. Tabii ki saat. şimdi uyanış zamanı yani ahir zamanda artık bütün bilgiler saçıldı. Yani nereye dönsem bilgi şunu deme şansı yok. Bilmiyordum, duymadım, görmedim. Yok artık o kadar her şey ortada Elimizin ki. Içinde, yani değil bildiğin mi? halde ben acıyı tutunacağım. Benim ailem, atasoyum acıyla var oldu. Ben de acıyla var olacağım diyorsan sen nesline de zulmediyorsun. Zürriyetine de zulmediyorsun. Artık uyanış vakti. Hakikaten öyle bir döngüdeyiz. Uyanıştayız. Uyanacağız, kalkacağız. Neyse sorumluluk. O acıları, o frekansları, o sıkışmış duyguları bırakacağız... Tabii ki yanında bedensel beslenme yapacağız. Bunun yanında hacamatsa, sülükse, tıbbi tedavi ise ne bileyim termalse her neyse sebze mi, e, yürüyüş mü? Hayat tek unsurdan olmuyor. Hep denge, hep denge, hep denge. Yani ben bilinçaltı çalışayım oldu bitti. Hı. Olmaz. Sen bedenini düzelteceksin. Sen hayat yaşantında düzelteceksin. Bakış açında düzelteceksin. Sabah kalkıyorsun yine çamur var. Dedim, ben de sabah kalktım. Dedim ki rahmet yağdı. Kim bilir hangi susuzun duası kabul oldu dedim. O zaman bakış açısıyla da alakalı bu değil mi? Çok. Hani güzel e, Bakan bakmakla güzel da alakalı görür. Evet. E, gerçekten böyle bir şey var o zaman. Bir de Hazreti Mevlana bunu çok güzel söylüyor. Diyor ki ey insan diyor sen diyor gülistanlık düşünsen gül tarlasına girersin. Yani oradasın artık ama diken de düşündüğünde artık diken tarlasındasın diyor. Şimdi e benim hayatımda hiçbir şey yolunda gitmez ben şanssızım iptal iptal dedikçe şunu söylüyorsun. Sipariş veriyorsun evrene kargo hemen çıkıyor. Diyorsun ki şanssızlık butonuna bastım. Var mı şanssızlık? Tabii ki var. Evrenin yaratıcısı sonsuz yaratıyor. O zaman ben o zaman şans... hep şükretmek lazım. Ya Değil şükür mi? nimeti artırır. Şükredilmeyen her nimet de elinizden alınır diyor. Apaçık söylüyor. O zaman biz şükredenlerden olma gayretiyle bakacağız içeride. O kırık dökük yanlarımızı, kayıp parçalarımızı bulmaya gayret edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Balınıza Böyle kısa şıkan. oldu ama güzel bir sohbet oldu. İnşallah daha uzun bekleriz sizinle Nice inşallah, inşallah. Çok uzun ömürlü, güzel, bereketli, insanlara çok katkı dolu bir program olmasını kalben diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun inşallah. Sağ olun. Ee, siz az sorumuzu izlerken biz de yeni konuğumuzu stüdyomuza davet edelim. İnsanlar mobilya alırken nelere dikkat etmeli? Mobilyanın modası var mı? Yurtdışı mobilya pazarında Türkiye ne durumda? Pandemiden sonra mobilya tercihleri değişti mi? Yeni evlenecek çiftlerin mobilya alırken dikkat etmesi gerekenleri iş insanı Erdal Ayaydın anlatacak az sonra. Evet, iş insanı Erdal Ayaydınla devam ediyoruz programımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, Buşra Hanım. hoş buldum. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Bugün aslında tüketicilerin çok yakından önemsediği bir konudan bahsedeceğiz. Mobilyalarla alakalı konuşacağız. Son süreçte bu son zamanlarda mobilya sektörünün bazı sıkıntıları olduğunu fark ediyoruz. Nedir bu sıkıntılar? yani e, her sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe sıkıntıları var özellikle e, son süreçte dövizin e, sabit kalmaması, oynamasıyla alakalı ham maddeye gelen e, maalesef e, yüksek zamlardan dolayı tabii ki sıkıntılar var sektörde. Tabii bunun yanı sıra e, yurt dışı özellikle ağırlıklı çalışma var, ihracata ağırlıklı çalışma var. Bu da iç piyasada maalesef bir sıkıntı yaratıyor. Ne ile alakalı sıkıntı yaratıyor? Üretim azlığıyla alakalı sıkıntılar yaratıyor. Pahalılıkla Fiyatlar alakalı yükseldi, tabii tabii fiyatlarla azaldı, alakalı he? sıkıntılar yaratıyor. Hı hı. Peki e, tüketiciler mobilya alırken nelere dikkat etmeli? Bu çok önemli bir konu. <laughs> Şimdi çok şeye dikkat etmeli. Aslında mobilya dediğimiz uzun ömürlü ürünler, evlerimizde rahat edebileceğimiz uzun ömürlü kullanabileceğimiz şeyler, Bununla alakalı dikkat edilmesi şeyler gereken şeyler tabii ki çok var. Özellikle mobilya alırken alınan ürünlerin ham maddesine dikkat edilmeli. Tabii ki satış esnasında her şey çok güzel oluyor ama satış sonrası hizmetin ne kadar yapıldığıyla alakalı dikkat edilmeli ki özellikle bizim sektör. ...sektörümüzde satış sonrası hizmet çok önemli. Yani Hı. maalesef olabiliyor, İstenmedik şeyler olabiliyor, gelen ürünlerde beğenilmeyen şeyler olabiliyor, küçük arızalar olabiliyor. İşte satana kadar e, inisiyatif alıcı da ama sattıktan sonra inisiyatif satıcı da olduğu için işte satış sonrası hizmet çok önemli. Yani Hı. satış sonrasındaki aksaklıklarla ilgilenmek çok önemli. Peki o aksaklıklardan biraz bahsedelim mi? Neler mesela? Ya da işte e, garanti kapsamındaki şeyler neler? Mobilya aldık aldıktan sonra bizim haklarımız neler tüketici olarak? Aslında tüketiciye verilen haklar e, çok fazla. Çok fazla derken olması gereken haklar var e, tüketiciye verirken e, şu var. Örneğin ürünü sipariş veriyorsunuz, tabii ki gidip bu ürünü teşhirden baktığınızda size teşhirdeki ürün gelmiyor üretilerek geliyor bu. Üretildiği zaman domente olarak domente olarak paketli bir şekilde geliyor bu size. Geldiğinde bunu satan firma da aslında evde bunu açıp kurduğu esnada onun da beklemediği şeylerle karşılaşabiliyorlar. İşte lojistik durumundan nakliye durumunda aksaklıklar yaşanabiliyor veyahut evet çıkarırken işte daireye çıkarırken aksaklıklar yaşanabiliyor. İşte o sorunlar yaşanıyor ama e, satıcı firmanın en önemli dikkat etmesi gereken şey satış sonrası bu aksaklıkları gidermesi için yapması gereken çalışmalardır. Peki mobilyanın modası var mı? Tabii ki mobilyanın modası olmaz mı? Özellikle son yıllarda e, oturma gruplarında pastel renkleri daha çok Modada ee, bir yatak odası yemek odası e, durumunda antresit renkler antresit griler çok e, modada siyah renkler lake boyalar çok modada tabii ki modası mobilyanın var. mutlaka Hatta vardır. hatta e, yani e, yıllık değişebiliyor da bu moda yani bugün çok favori olan ürünler renkler önümüzdeki yıl e, bir alt kısma düşüp daha yeni ürünler çıkabiliyor. Mutlaka ama e, o vintage hiç değişmiyor, değil mi? Yani 40 sene önceki o oymalı mobilyalar falan şu anda da böyle değişme girerek e, farklı kullanılabiliyor mesela. Şimdi tabii ki onlar çok daha kıymetli aslında. Hı. Yani avantgard tarzı. Siz özellikle, de diyor musunuz peki ah nerede o eski işçilikler falan? Tabii ki. Işçilikler tabii ki. Falan? Tabii ki. Bunu herkes söylüyor. Tabii ki onlar çok kıymetli. Yani. Önceki üretimler daha çok el emeğiyle, göz nuruyla yapılan şeylerdi. Şimdiki üretimler daha çok seri ve fabrikasyon seri yani. oluyor. Fabrikasyon olduğu için tek kalıp çıkan ürünler var. Ama öncesinde zanaatkarlar, bu işi yapan insanlar, ustalar, bu işin erbapları kendilerine göre işte en çok sevdiği şeyleri üretmek için sabalıyordular. İşte el oymalı ürünler. Aslında belki de tüketim de çoğaldığı için mi bu seriye geçildi biraz daha? Tabii tabii. Yani nüfus artıyor, tüketim çoğalıyor insanlar eee alım gücü zayıf olmasına rağmen artık mobilya da bir zaruri ihtiyaç. Yani evlilikler oluyor, düğünler oluyor, alması gerekiyor. Yeni evler kuruluyor. Onun için tabii ki tüketimde eee çoğaldı ve e, buna e, bahsettiğimiz gibi el oymasıyla, bilmem neyle yetişmek mümkün değil. değil mi? Ne yapıyor? Fabrikasyon ürünler oluyor ama çok kıymetli eski ürünler. Çok Değil mi? Evet. Kıymetli, evet. Peki e, yurt dışı pazarında ne durumdayız mobilya sektöründe? Özellikle dövizin artışıyla beraber e, tabii ki TL'nin sıkıntılı durumu, dövizin çok eder duruma gelmesi ihrazatı e, arttırdı. E, i̇hrazatın artması da şu, e, döviz değerli, ürünler dışarıya göre daha ucuz ama işte iç piyasada pahalılığın sebebi bu. Neden pahalılığın sebebi? Çünkü dışarıya satışlar daha kolay oluyor, döviz girdisi oluyor. İnsanlar döviz girdisiyle daha çok kazanç sağlıyorlar. İçerideki hitaba çok içerideki ihtiyaza çok hitap etmiyorlar. Bu da içeride bir pahalılık yapıyor. Ama döviz girdisini sağlayan irazat durumu şu an çok fazla. Peki kombin yapılırken nelere dikkat edilmeli? İşte önceden bir ara şöyle modalar vardı. İşte sandalye ile kırlentin rengi aynı olacak. İki sandalye farklı olacak, diğer altısı farklı olacak. Siz ne öneriyorsunuz? Hatta daha ötesi var bunun. işte i̇şte perde rengiyle evet, evet. koltuk rengi Kırlentler aynı renk olacak. Mı? İşte falan. halı rengin bunlara Tabii. uysun. Şimdi aslında çok daha iyi şeyleri yapılıyor. Çok zit ...renklerle, çok zıt ürünlerle... Hı hı. E, ...çok farklı, çok güzel kombinler yapılabiliyor. E bir de şu var e, Büşra Hanım... E... Önceden insanlar bir odalarını misafirler için evet. ayırırdılar. Yani orası Müze misafir odasıdır, çocuklar misafir oraya. odasıdır, arahtarı devamlı üzerinde kittidir, evet. çocuklar içeriye girmezler. Ee, şimdi e, bu özellikle pandemi süreci insanları e, biraz daha işte hayatın tadını çıkarmaya itti. Yani e, yaşanan e, olumsuz şeyler yani... Yarın ne olacağı belli değil mantığına insanlar girdiği için o odalarda kullanılabiliyorlar. İşte buralarda insanlar ne kullanıyorlar? Daha rahat edebileceği bir berjel, ayağını uzatabileceği bir evet. e, oturma grubu veya bir geniş e, L grubu oluyor. Bu şekilde de olabiliyor. Ya mutlaka şu anda da şimdi bizim eski çocukluğumuza baktığımız zaman işte bir misafir odası vardı. Orası misafire özeldi. Misafir yemek takımları vardı. İşte vitrinler vardı falan. Ee, orası e, kimsenin giremeyeceği, çoluğun çocuğun böyle gezemeyeceği bir ortamdı. E, ayrıca bir oturma odası vardı. Dediğiniz gibi rahat hareket edebileceğimiz, televizyonumuzu izleyeceğimiz, işte çayımızı içebileceğimiz ortamdı. Şu anda da aslında birçok evde yine o misafir odası kavramı var ama artık o dediğiniz gibi pandemiden sonra o alanlarda kullanılmaya başlandı. Peki sizin buradan yeni mobilya alacak olan işte yeni evlenecek olanlara var mı tavsiyeniz? Nelere dikkat etmeliler? Tabii ki e, tavsiyelerimiz var. Bu tavsiyeler e, özellikle e, şunu söylüyorum. Az önce de bahsettiğimiz gibi satış ve satış sonrası hizmet. Yani bir ürünü almaya gittiğiniz zaman tabii ki çok ilgili, alakalı e, evet, davranılıyor. Sonrasını nasıl anlayacağız işte? Tabii ki o insanlara e, güvenerek bir şeyler alıyorsunuz. Belki düğününüz vardır. Belki misafiriniz vardır. Mobilyanızı değişmeniz gerekiyor. Veya bir tarihiniz vardır. Hı hı. Belli bir tarihiniz vardır. O tarihte işte o ürünlerin sizde olması gerekiyor. İşte burada buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle satış sonrası hizmete çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani verilen termin süreleri işte teslim edeceğimiz tarihlerde... O ürünlerin gelmelerine dikkat ediliyor. Artı e, ee, tabii ki ürünlerin ham maddesi de çok önemli. Yani ne kullanıldığını araştırması gerekiyor insanların. Yani bunun A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı diye e, tanımladığımız ürünler var. Yani görünüşte çok hoş, çok güzel, bir görünüm olabilir ama ham madde nedir azaba kullanım şekli nedir garanti süresi ne kadardır yani bir ürünü aldığımız zaman eve koyduğumuz gibi maalesef durmuyor birkaç ay sonra deforme olmaya başlıyor işte onlara dikkat etmek gerekiyor özellikle hangi ürünler hangi maddeler kullanıldığına çok dikkat edilmesi gerekiyor peki müşte, yani bir ürünün garantisi var ve müşteri hatalı müşterinin hatası olup olmadığını nasıl tespit ediyorsunuz? Yani bu garanti kapsamındaki şeyler tam olarak neler oluyor? Şimdi aslında bizim bakış açımız buna şu. Yani müşteri hatası da olsa hı hı. iyi niyet kullanarak üretici firmanın, satıcı firmanın bununla ilgilenmesi gerekiyor. Yani bu insanla bir diyalog içerisine girmişsiniz, sizden ürün almış, belki onun hatasından kaynaklanan bir şey vardır. İşte hizmet bu, onu o şekilde bırakmamak gerekiyor ama e, müşteri hatası değilse, işte e, üreticinin, satıcının hatası ise, ki e, tüketici hakları zaten bununla alakalı gerekeni, mahkemeler gerekli kararları veriyor. Hı hı. Ama benim e, görüşüm şu, bunu hiç oraya bırakmamak gerekiyor. Yani iyi niyetli davranıp e, insanların mağdur edilmesini Engellemek sizin elinizde ise bunu yapabiliyorsanız yapmanız gerekiyor. Düşünce hmm. bu. Yani satarken nasıl malının arkasındaysan yani, yani, sonrasında yani, oluşacak tahribatlarda yani, da yanında olmalısınız yani, değil mi yani. tüketicinin? Peki pandemiden sonra değişti mi e, bu mobilya sektörü ya da işte alım gücü? Nasıl yorumluyorsunuz? Pandemiden sonra Neler şöyle, şöyle bir sektörden? durum oldu. Pandemiden sonra özellikle pandemi sürecinde düğünlerde e, net değil ama İstanbul'da yaklaşık 750-800 bin düğün iptal edilip ertelendiğini biliyorum. Tabii ki pandemiden sonra bir hareketlenme var. Aa evet o süreçte bayağı, ne yaptınız peki? Bayağı bir hareket var. Ee, pandemi sürecinde de aslında mobilya sektörü kötü değildi. Hı hı. İyiydi. İyi olma sebebi de şuydu. O dönemlerde daha çok küçük çok yer kapatmayan ofis malzemelerine aşırı bir talep vardı. Biliyorsunuz ki insanlar, insanlar tabii ki evet. evlerinde bir odalarını, bir bölümlerini ofis haline çevirdiler. Evet. Ama daha çok orada, daha çok çok ...kalmayacak ürünler, küçük ürünler, çok yer kapatmayan ürünlere rağbet gösterildi. Pandemi Geçici sürecinde ürünleri. bunu yaşadık. Hatta bununla alakalı yurt dışı ihrazatı da çok fazla idi. Ama pandemiden sonra da ertelenen düğünlerin yapılması için... ...işte insanlar artık mobili almak zorunda. Peki üretim devam etti mi o süreçlerde? Yani e, üretim tabii ki devam etti. Hı hı. Kısıtlayan üretimini kısıtlayan oldu. Mutlaka. Olmadı değil ama netice itibariyle işte o gün e, istenilen ürünler neyse ona göre üretimler daha çok yapıldı. Yani bir ofis malzemelerinde üretimler daha çok yapıldı. Hı hı. Peki kanserojen madde içermeyen e, kumaşları siz özellikle tavsiye ediyorsunuz. Ben e, biraz böyle araştırma yaptım sizinle alakalı da bunun üzerinde çok duruyorsunuz. Sebebi ne? Yani sebebi ne? Sebebi Büşra çok açık da. Sebebi, sebebi çok açık açıkta. Yani bunu neden özellikle bu Şimdi konuya değiniyorsunuz? Bir, ben evimde istemediğim bir şeyi başkasının evine evet. de almasını tabii ki tavsiye ettim. hatta engel olabiliyorsam buna engel olmak için elimden geleni yaparım. Tabii ki kanserojen üretmeyen kumaşlar üretiliyor. Şimdi buradaki aslında e, tam olarak mevzu şu e, kanserojen üreten kumaşların üretimi ve maliyeti daha düşüktür. Yani daha düşük olduysun insanlar ne yapıyor? Ucuza mal etmeye çalışıyorlar. İşte ucuza mal edip ucuza satmaya çalışıyorlar. İşte dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi bu. Çok ucuzsa bir sıkıntı var demek ki. Ama bugün çok güzel kumaşlar var. Yani az önce de dediğimiz gibi hani misafir odalarına giremiyorduk biz. <laughs> i̇şte üzerine bir şey döksek annemiz peşimize düşüyordu. Evet. Ama şimdi kumaştan üzerine ne dökülürse dökülsün bir ıslak mendille çok rahat silebiliyorsunuz. Yani teknoloji bu konuda çok gelişti ve çok güzel kanserojen madde üretmeyen kumaşlar var. Tabii ki bir şey alırken özellikle tüketicilerin buna da dikkat etmesi gerekiyor. Hatta sorgulaması gerekiyor. Yani e, satıcının bu budur dediğine Tamam, odur dememeli, araştırmalı, doğru mudur, değil midir? Hatta işte kullanılan suntanın, kullanılan medefenin kalitesi, kullanılan kumaşın kalitesi, bunlar sorgulanması gerekiyor. Yani aslında siz de şey diyorsunuz, kötü mal alacak kadar zengin değilim diyorsunuz, değil mi? Aynen yani onu öyle. alıp iki gün kullanmaktansa tabii, iyisini tabii, alın, tabii. sağlıklısını tabii. alın diye bir öneride bulunuyorsunuz. Peki çocuk odası seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte bu çok önemli konulardan evet. bir tanesi çocuk odasını alırken özellikle kullanılır şekline bakılması gerekiyor. Yani kullanışlı kolay, olması. tabi kolay kırılabilen bir şey mi? İşte bir genç odası bir çocuk odasının bir parçası kırılıp o çocuk onun üzerine de düşebilir veyahut işte sırf görseline aldanmamak gerekiyor. Yani özellikle emniyet açısından çok önemli bu. Çok e, dikkat edilmesi gereken bir konu. Çocuğumuza e, bir ranza, iki çocuğumuz var. Bir ranza aldığımızda diğeri üst ranzadan düşme ihtimali nedir? O ranzanın etrafının yapılış şekli nedir? Kullanılan malzeme nedir? Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hı hı. Evet. Peki teslim alırken bu mobilyaları teslim alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Şimdi teslimat sürecinde e, firmaların teslim edildiğine dair teslim edildiğine dair imza almaları gerekiyor. Yani e, teslim eden firma biz bunu teslim ettik sorunsuz diye imza alırlar. Bu imzadaki e, amaç şudur. Biz size bakın ürününüzü teslim ettik ve bir pro problem yok. Amaç budur. Yani işte bu imzayı atmadan önce çok çok içine, dışına, yanına, etrafına dikkat edilmeli, bakılmalı, kontrol edilmeli. Gerçekten bir hata görünmüyorsa o imzayı o zaman atılmalı. Evet. Peki hani böyle acil evlilikler ya da işte acil alınan mobilyalarda e, ne gibi eee yardımcı oluyorsunuz? Yani hızlı mobilya üretimi diye bir şey var mı? Hızlı teslimat diye bir şey var mı? Yani aslında e, şu anda termin süresi dedikleri e, teslimat sürelerini çok uzun tutuyorlar. Çünkü özellikle yurt dışı ihrazatında bir e, yoğunlaşma olduğu için bir de düğünlerin, ertelenen düğünlerin yapıldığı için bir yoğunluk tabii ki var. Ama tabii ki durum zaman zaman değişebiliyor. Çok azildir, düğünü vardır, tarihi <laughs> vardır. İşte bir şeyler vardır. Öncelik tanınır tabii, mı yani? Yani orada başka larını ihmal etmeden öncelik tanınabiliyor. O öncelik de şudur. Üretici firmaların mesai yaparak onun üzerinde çalışmaları. Yani işte onun için ayrıyetten bir mesai harcayıp emek harcayıp yapmalarıyla beraber insanlara da yardımcı olunabiliyor. Tabii ki biz bunu dönem dönemde yaşıyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. peki mobilya tercihlerinde ürünler istenilen renk yapılabiliyor mu? Yani Tabii. mobilyalar istediğimiz renk yapılabiliyor Tabii. mu? Şimdi Bu kumaşın e dışında Şimdi aslında bütün üretici firmalar bir iç mimardır. Neden? Hı hı. Çünkü ölçüsünü biliyor, şeklini biliyor, yapacağı kumaşını, ahşabını, boyutunu biliyor. Yani iç mimarlık da yapıyor aslında üretici firmalar. Yani bununla alakalı tabii şöyle durumlarda yaşanabiliyor. İnsanlar geliyorlar, bir koltuk takımı beğeniyorlar. İşte alıp gönderiliyor bu koltuk takımı ama olmuyor merdivenden Çıkmıyor veya evet. asansörü sığmıyor bu. Yani Ama evet burada öyle da, durumlarda ne tabii, yapıyorsunuz? Ya Öyle durumlarda işte artık bunu vinçlerle işte Hı -hı. balkon zamlarını sökerek işte kapılarını sökerek bir şekilde eve ulaştırmaya çalışıyoruz. Ama işte ne o insanların ne de üretici firmaların bunu yaşamamaları için aslında ürün aldıkları yere ölçüyle gitmeleri veyahut o firmadan yardım alıp bir ölçüyle bunu yapmaları gerekiyor ki zaten firmalar bunu e, üretici firmalardan bahsediyorum firmalar bunu o ölçüye göre o boyuta göre işte dediğiniz gibi kumaşı rengi işte hatta kullanılacak malzemesine göre sipariş verip bunu yaptırabiliyorlar. Peki ahşap mobilyaların korunması nasıl olmalı? Yani nasıl korumalıyız ahşap mobilyaları? Ahşap mobilyalar da genellikle cilalı olur ahşap mobilyalar. Hı. Dönem dönem zaman zaman bu cilalar deforme Hı. olabiliyorlar. İşte evet. o cilanın deformesini gidermediğimiz zaman uzun süre sonra kendiliğinden içinden kendini yemeye başlıyor. Bir şekilde erimeye başlıyor. Yani onun için ahşap mobilyalarda özellikle bahçe mobilyalarında yıllık bakım gerekiyor. Evde de öyle. Hakeza bahçe mobilyalarında daha çok e, bakım gerektiren bir şeydir. Peki son trendler renkler konusunda nasıl? Yani ne renkler tercih ediyorlar şu özellikle, umurlukla? Özellikle mobilyada, özellikle mobilyada son bir yıldır antresit gri tonları Hı. çok ön planda. E, siyah, beyaz, lake boyalar çok ön planda. Yani şey yok e, ceviz modeli hemen hemen hiç yok gibi yatak odasında yemek odasında çok Ama az Ama aslında çok güzel değil mi o ceviz e, mobilya? tabii ki tabii, Ama ki, daha güzel. Böyle, tabii ki güzel. E, artık Ama, klasik mobilya işte e, son zamanlarda özellikle aynalı mobilyalar Bunları öneriyor evet. musunuz? Tabii 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 yani zevkler e, renkler tabii ki tartışılmaz. Herkesin, ayrıdır Herkesin mutlaka. ayrı bir görüşü ve zevki. Ama siz şimdi o vardır. hani az önce bahsettik ya garanti kapsamı falan. Neyden çok şikayet alıyorsunuz bildiğiniz için aslında size soruyorum. Hani e, bu tür mobilyalardan daha çok şikayet alıyoruz. Aslında bu tür mobilya daha e, ...iyi ve daha kullanışlı diyebileceğiniz ürünleri sizden öğrenmeye çalışıyorum. Yeni versiyon mobilyalarda hı hı. az önce bahsettiğim trend olan e, antresit renkler... ...lake boyalarda tabii ki daha çok e, şikayetler var. Hı hı. Bunun sebebi de şudur. Bunlar e, çok özenle yapılan e, boyalar. Bunda atma, hı hı. çizilme çok daha kolay hı hı. oluyor. Çok dikkatli kullanmak lazım. Çok daha kolay lazım. O, olabiliyor. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Ama... Eski diye tabir ettiğimiz cevizlerde e, işte o tarz ahşap tarzı mobilyalarda bu kadar çok sorun yaşamıyoruz. Tabii mutlaka. Peki tüketicilere buradan ne söylemek istersiniz? Tüketicilere söyleyecek çok şey var ama e, birkaç kelimeyle anlatayım. Evet. E, ürünü iyice araştırılmalı, iyice bakılmalı. Nereden aldığınız çok önemli. Bir de marka algısı var. İşte evet. Evet. Bu marka evet, bunu da algısını biraz açalım. Bu marka algısını bir şekilde aşılmalı. Hı hı. Yani az önce bahsettiğim seri üretimler var. Bir de el emeği göz nuruyla yapılanlar var. Tabii, i̇şte mutlaka. buraya çok dikkat etmeliler. Bir de satıcıyla satıcıyla tabii ki insanlar İşleri bu, bunu pazarlayacaklar, bir şekilde ikna edip size bunu satacaklar ama detaylar çok ince görüşülmeli. Kullanılan malzemeye, kumaşa, kanserojen mi değil mi, kullanılan e, medefe mi, sunta mı, katıncı sınıf, C hangisi bunlar çok önemli bir şekilde e, araştırılmalı. Hatta sözleşmeye de yazılmalı. Hı hı. O anda o sözleşmeye de yazılmalı. Ama marka algısı e, bir şekilde aşılmalı. Evet çok değişti değil mi? Eskiden böyle bir algı yoktu. Yani mobilya mobilyaydı. Şimdi evet. bir marka algısı da var aynı zamanda. Evet bu marka algısı e, maalesef mi diyeyim demeyeyim orayı da tam bilmiyorum ama insanlarda da bir e, e, çoğu kesimde bir takıntı halinde. Hı hı. Aslında e, çok daha kaliteli. Ve çok daha ucuza alabilecekleri ürünler var. İşte ne tavsiye edersiniz diyorsunuz Büşra Hanım? araştırmalarını tavsiye ediyorum. Yani araştırsınlar, baksınlar. Neticede pahalı şeyleri bunlar. Evimizde uzun süre kullanacağımız şeyler. Onun için bunun için biraz mesai harcasınlar. Araştırmalarını tavsiye ediyorum Peki. ve muhakkak araştırsınlar. Peki Size müşteri geldikten sonra yani mobilyacılara, e, mobilya üreticilerine müşteri geldikten sonraki süreçte ne kadar bir süreç tam teslimat süresi ne kadar sürüyor o görüşme, karar verme, e, götürüp yerleştirme süreci tüketici kararını verdiyse biz de teslimat süreleri, termin süreleri 15 gün. Hı hı. Yani 15 şöyle gün. şeyler yaşanıyor. Ee, ayın 15'inde gelecekse biz onu şimdi e, 20'si 25'i düşünelim falan. Bu algı çok var. <laughs> evet. Herkes de var. İnsanlar da e, zaten o ürünü alırken bunu hesap ederek yani kendiliğinden bir 10 gün bir opsiyon bırakabiliyorlar kendilerine. <laughs> Ama tabii ki ben bizden bahsediyorum. Bizde termin süreleri, teslimat süreleri en uzun verilen süre. 15 gündür ve bu 15 gün içerisinde muhakkak teslim olunur. Şayet teslim olunmazsa almış oldukları fişlerin, almış oldukları e, e, sipariş fişlerin üzerlerinde yönetimlerin telefon numarası vardır. Bize ulaşmaları yeterli biz e, anında müdahale ediyoruz. Peki şöyle bir toparlayacak olursak ekranlarına ekranlarını yeni açan seyircilerimiz için son süreçte mobilya sektörünün sıkıntılarından biraz bahseder misiniz? Yeni daha ekrana başındaki seyircilerimiz. Mobil de e, sektöründe yapışalım. dediğim gibi her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de sıkıntılar var. Bu sıkıntılar özellikle dövizle alakalı sıkıntılar. E, tabii bu Türkiye'de değil dünyada yaşanan bir durum, bir sıkıntı var. E, bir de ...dış piyasaya hitap ettiğimiz için özellikle mobilyada iç piyasadaki e, fiyatlar maalesef yükseliyor. Şimdi çözüm olarak ben şunu söylüyorum. E, iç piyasaya da hitap etmemiz gerekiyorsa orada kar marjımızı minimize ederek e, hitap etmemiz gerekiyor. Aslında bir çözümü var bunun. Hı. Yani tamam budur bu fiyattır ama işte kar marjını minimize edebiliriz burada. İç, i̇ç piyasada iç piyasaya da hitap etme durumumuz olmalı. Eee şununa tekrar değinmek istiyorum. Çocuk odası, genç odası takımlarında özellikle nelere dikkat etmeliyiz? Sizce sade mi olmalı? İşte sade bir yatak, sade bir dolap. ...gibi mi? Yoksa o hani... ...süslü püslü beğendiğimiz şeyler var ya... ...böyle göze hitap eden... E, ...yoksa böyle tercihler mi yapılmalı? Şimdi tabii ki... ...görüşler değişebilir. Ben şahsi görüşünü... ...söylüyorum bu konuyla alakalı. Bence... ...süslü püslü olmalı. Hı -hı. Renkli renkli... ...olmalı. Şimdi çocuklarımız... ...bildiğiniz gibi boş bir kaset. Hı -hı. Ne yükleniyorsa onunla... ...hayatlarını idam ettiriyorlar... ...ilerleyen dönemlerde. Hı -hı. Onun için renkli olmalı. Cıvıl cıvıl olmalı. E, ama... Çok önemlisi e, kullanışlı ve e, sıkıntı yaratmayacak ürünler çocuğumuzun sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Bir tarafı çok kolay kopabilen, bir tarafı kolay kırılabilen. Hani süsledik ama e, çok olmayacak şeylerle süslenecek bir durum değil bu. Sağlıklı, sağlam ve güzel ürünleri süsleyerek çocuklarımızın odasına koymamız gerekiyor. Güvenli değil Tabii mi? Tabii güvenli. Güvenlikleri önemli. Güvenli. E kanserojen madde içermeyen kumaştan tekrar bahsedelim istiyorum. Kanserojen madde üretmeyen kumaşlarda e, tabii ki e, yasal olarak da bu e, yapılmaması gereken şeyler ve bununla alakalı Bunu nasıl anlayabiliriz peki? Hani fiyatının uygunluğundan ya, mı anlarız e, şu... yoksa hani daha nasıl olur? Naylon gibi mi olur? Şimdi kanserojen madde biz fiyatla e, kısıtlamamız doğru değil. Yani o insanlar o ürünlere yüksek fiyat diyorsa kanserojen evet. değil midir? Bu kafam bu mu olmalı değil. Evet. Yani kanserojen ürün olup olmadığını o insanlar o kumaşlarını herkes anlayamayabilir. Yani evet. biz şudur şuradan anlayın desek de e, bunu herkes anlayamayabilir. Bunu sözleşmelerine bizzat yazdırmaları hı hı. ve bizzat bununla alakalı bilgi almaları gerekiyor. Hı hı. Evet. Yani bir ürünü sattığınız zaman, bir ürünü aldığınız zaman karşıdaki muhatap çok önemli. Mutlaka. Kimden aldığınız, muhatap olduğunuz insanın e, yarın bunun arkasında durup durmayacağı çok önemli. Evet, e, kısa bir reklam arasından sonra tekrar buradayız. Evet iş insanı Erdal Ay Aydın'la devam ediyoruz. Ee, peki yeni evlenecek olan çiftlerden az önce bahsetmiştik tekrar bahsetmek istiyorum. Nelere dikkat etmeliler? Yeni mobilya alacak olanlar, yeni evlenecek olanlar, evini değiştirecek olanlar. Ee, artık o eskiyenlerden kurtulmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Ee, yeni evlenecek olanlar e, tabii ki yeni bir yuva kuruyorlar. O yuvada huzur istiyorlar, istediği şeyler olsun istiyorlar. Biz de istiyoruz ki inşallah onların istediği gibi olur her şey. Ee, çok dikkat edilmesi gereken konular, ee, almış olduğu ürünler almış olduğu ürünün içeriğine, kullanılan malzeme ne bunlara çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, artı işte satış sonrası hizmet alabilecekleri yerden ki buradaki kastım işte bilindik markalar değil. Hı hı. İşte muhatap oldukları kimden hizmet aldıkları ve çok önemlisi işte düğün yapacaklar bunun bir tarihi vardır. İşte bunu bugün olmadı hadi yarın yapalım deme durumu yok. Bir tarihi vardır. Davetiye vardır. Dağıtılmıştır. Ve o tarihte olacaktır. İşte o tarih Tarihte o evde o mobilyaların olması gerekiyor. Onun için e, bu işlere teslimat sürelerine e, çok dikkat ederek e, kesinlikle yapmalı bunları. Hı hı. Sözleşmelerine yazdırmaları tabii, gerekiyor tabii, değil mi? Tabii, tabii, detay tabii. detay mı yazılması gerekiyor? Bence detay detay yazılması gerekiyor. Teslimat Sonradan tarihi. bunu e, kullanabiliyor muyuz peki? Yani e, hakkımızı, yasal hakkımızı kullanmak için bu e, sözleşmeler önemli mi? Kurumun işletmesiyle alakalı çok önemli bu. İşleten kurumla alakalı çok önemli bu. Ne önemli olan işte o kurum onunla ilgileniyorsa bu önemli, ilgilenmiyorsa. Tabii ilgilenmiyorsa o insanlar mağdur olmuşsa işte bunun süreci çok 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 uzun mahkeme süreci, işte ne olacağı, ne zaman ne olacak, kararın ne verileceği bekleme süreci var. Ama alınan kurum size o güveni veriyorsa Hı hı. O kurum bununla ilgileneceğini taahhüt ediyorsa size işte oradan almış olduğunuz ürünlerde bir aksaklık varsa o kurumun sorumlusu kimse hı hı. bununla ilgilenmek zorunda. Hı hı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Yine sizi burada ağırlamak isteriz. Ben teşekkür Haftaya ederim. Haftaya cumartesi saatlerimiz 11'i gösterdiğinde yine Beyaz TV'de sizi bekliyor olacağız. Hoşçakalın.